Merhaba değerli dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan gerçekten mükemmel bir villa sunumu için geldik. Sinan kardeşimin eline sağlık. Şu anda dış cephesini gösteriyor. Aynı zamanda peyzaj alanını falan göstermemiz lazım. Gördüğünüz üzere hem salıncağımız burada, hem burada bir kamelya alanımız var, hem de bir barbekü alanımız var. Aynı zamanda kapalı otoparka sahip değerli arkadaşlar. Ön tarafı caddeye cephe, arka tarafı da sokak yoluna cephe. Tabii biz otopark alanını da göstermek istiyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü biz hemen binanın dış cephesini gösterirken tabii binanın terasından göstermemiz lazım. Yaklaşık 6 basamakla yukarı çıkıyoruz. Otopark alanımız tamamen kapalı. Yaya girişimiz burada değerli arkadaşlar. Dış cephesine, yani bahçe duvarının dış cephesine gördüğünüz üzere Denizli traverteni dediğimiz traverten mermerlerle kaplanmış. Hemen burada da panjur sistemleri yapılmış. Kapalı bir otopark alanımız var değerli arkadaşlar. Yoldan da çok yüksek. Fener Caddesi'nin üzerindeyiz değerli arkadaşlar. Şimdi hemen evimizin içerisine girelim. Detaylı bir şekilde gösterelim. Aslında biz önce otoparktan başlayacaktık ama Sinan kardeşim dedi ki dışarıdan daha dış cephesini net görelim diye. Biz hemen bahçeden başladık. Gene 6 basamakla yukarı çıkıyoruz. Gördüğünüz üzere peyzaj alanımız harika bir şekilde duruyor. Gene kamelya alanımız, gene aynı zamanda barbekü alanımız, yaklaşık 30 metrekare bir yüzme havuzumuz var. Tabii ön tarafta da güneş kırıcı yapmışlar. Altına spot lambalar verilmiş. Dış cephesinin birinci katını komple gördüğünüz üzere antrasit renginde doğal taşlarla kaplanmış. Hemen ses ısı yalıtımlı, deprem yönetmenliğine uygun değerli arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir villa. Yani hayran olduğum villalardan bir tanesi. Gördüğünüz üzere komşularla aramızda da çimçitlerle kapatmışlar. Hemen devam edelim. İki girişimiz var. Biri sokak yolda, biri ana yolda gelmek üzere. Dört cephesinde kamera kayıt sistemlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Burada da sokak yolumuz var. Burada da arkadaşımız burada giriş vermiş. Bahçe alanımız son derece geniş ve ferahtır. Teletuvar kısmını yine dediğim gibi 30'a 30 Denizli traverteni dediğimiz traverten mermerlerle döşenmiş. Peyzaj alanımızı gördünüz değerli arkadaşlar. Burada da bir kiler alanımız var. Bu kiler alanımız neye yarıyor diye sorar iseniz bahçe alanımız son derece geniş. Burada kazmanızı, küreğinizi, çapanızı saklayabilirsiniz. Gerçekten harika bir villa değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sinan kardeşim gene gösteriyor. Ana yoldan girişimiz de burada. Hemen giriş kapıdan içeri giriyoruz değerli dostlar. Giriş kapıdan içeri girdiğimizde akıllı sistemle yapılmış bir ev. Aynen akıllı ev sistemleri dediğimiz sistemle yapılmış bir ev. Hemen evin içerisinde çelik kapıdan girdiğimizde mükemmel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada hem ayakkabılık hem vestiyer alanımız mevcut. Tabii olmazsa olmazlardan bir tanesi de giriş kısmında banyo, lavabo olması. Hemen gördüğünüz üzere gene burada duşakabinimiz mevcut. Klozet alanımız, çift açılımlı vastaz penceremiz, ahşap görünümlü hiltop dolabımız. Aynı zamanda son derece güzel bir aynamız. Ona 20 seramik kaplama. Tabii her tarafını yapmamış. Burada da hazır dekoratif sıvalarla kaplamasını yapmış. Gerçekten güzel. Koridor kısmındayız. Tabii koridor kısmı bitmedi. Gördüğünüz üzere burada da çamaşır makinesi yeri vesaire hepsi burada. Akıllı sistem merkezi burada değerli arkadaşlar. Burada yani akıllı ev dediğimizde buradan evden çıkarken düğmeye basıyorsunuz. Bütün panjurlarınız kapanıyor. Eve girerken hepsi açılıyor. Elektriğiniz de açılıyor. Son derece güzel, modern bir şekilde yapılmış. Son derece geniş bir koridorumuz var. Tabii biz nereye giriyoruz? İlk önce tabii mutfak çok önemli. Mutfağa giriyoruz. Armi mutfak demiştik. Mutfağımız tabii ahşap görünümlü yapılmış. Çimson tezgah, alın kısımlarda gene siyah granitler kaplanmış. Çift kapaklı buzdolapları için burası düşünülmüş. Fırın, mikrodalga gelecek. Hediye bunlar değerli arkadaşlar. Mikrodalgası da gelecek. Burada bulaşık makine yerimiz. Tabii evye aynı zamanda ankestre ocağımız mevcut. Damlumbaz yerimiz mevcut. Mutfaktan da bahçeye çıkış sürgülü kapımız mevcut değerli arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Tabii kalorifer sistemleri mevcut. Fiber bağlantısı, yani internet fiber bağlantısı hazır. Devam ediyoruz mutfaktan çıktıktan sonra.
burada bütün projelerde bu mevcut değil ama arkadaşımız burada giriş katında da bir de yatak odası yapılmış. Hemen yatak odasının içerisine geliyoruz. Vavyen şeklinde düşünülmüş yatak başları bu şekilde. Alçı çıtalar kullanılmış. Gerçekten güzel. Ortadaki avize harika. Işık aydınlatma için de güzel bir penceremiz mevcut. Tavan yüksekliği ideal. Güzel. Gözlük takıyorum değerli arkadaşlar. Güneş var çünkü evin içerisinde. Şimdi salon kısmına geçiyoruz. Salon kısmına geldiğimizde son derece geniş, ferah bir salona sahibiz değerli arkadaşlar. Tabi salonun hemen hemen yoğun bir şekilde 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane aptik lamba konulmuş değerli arkadaşlar. Tabi çıtalar kullanılmış burada. Buz beyazı dediğimiz boyalarla dekor verilmiş. Ortaya çok güzel bir avize yapılmış. Tabi led ışıklarımız mevcut. Aynı zamanda kanal oluşturulmuş. Kanalın içerisinde de spot lambalarımız mevcut. Buraya baktığımız zaman altı sabit, üstü çift açımlı olmak üzere iki tarafında da pencereler, camlar konulmuş. Sürgülü kapımız var. Havuz alanına çıkış için. Karşı tarafta da gene ahşap görünümlü son derece güzel bir televizyon ünitesi mevcut değerli arkadaşlar. Salona girerken çift açılımlı güzel panel kapılar konulmuş. Hakikaten Aydın Didim Efeler Mahallesi'nin en lüks villasından bahsedebiliriz. Hem yüzme havuzu, hem kamelya alanı, hem barbeküsü, hem kapalı otoparkı, hem de 500 metrekare olması açısından gerçekten mükemmel bir villa. Şimdi birinci katımız bu şekilde. Elimden geldikçe detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Değerli arkadaşlar, yukarı çıkarken siyah ve beyazla karışım şekilde granit mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Antresit renginde alüminyum korkuluklarımız var. Spot lambalarımız var. Sinan bilmiyorum ama yani tavandaki avize ve aplik lambalar, alçı dekorasyonu, merdiven kovanı gerçekten mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Yukarıya çıktığımızda döner merdiven değil. Yani yukarıya düz bir şekilde çıkıyoruz. Sahanlık alanı oluşuyor. Ondan sonra tekrar düz çıkıyoruz. Yukarıya çıktığımızda burada hem çamaşır makinesi hem çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar mevcut değerli arkadaşlar. Termosifon alanı da buraya düşünülmüş. Gerçekten mükemmel bir koridor kısmı yani hol kısmı mevcut. Aynı zamanda avizeye bayıldım. Gerçekten çok mükemmel bir avize. Tabii ikinci odaya geçiyoruz. İkinci odaya geldiğimizde varyen şekilde düşünülmüş gene. Yatak başları bu şekilde. Ortaya son derece güzel estetik bir avize mevcut. Led ışıklar, tavan yüksekliği yaklaşık 3 metre 20 santim civarında. Zemine döşenilen mermer seramiklere baktığımızda 120-60 porselen seramik döşenilmiş. Gerçekten mükemmel bir yer. İkinci odamız bu şekilde. Tabii üçüncü odaya geçmeden hemen genel banyoya bakmak istiyoruz. Genel banyoya baktığımızda altı şeffaf, arasında gene buzlama, kumlama dediğimiz malzemeden yapılmış. İç kısımları 10'a 20 beyaz porselen seramik düşünülmüş. Tabii penceremiz mevcut. Gördüğünüz üzere sürgülü kapıyla duşa kabinimiz mevcut. Burada gömme rezervuar ve klozet alanımız var. Ahşap görünümlü gene Hilton dolabımız, üzerindeki seramik evye aynamız son derece modern bir şekilde duruyor değerli arkadaşlar. Şimdi burayı tanıttıktan sonra hemen 3. yatak odasına geçiyoruz. 3. yatak odasına geldiğimizde hem ön tarafa balkon alanımız var. Sürgülü kapı verilmiş. Hem Fransız balkon gerçekten mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Sağında ve solunda aplik lambalar yerleştirilmiş. Varyen şeklinde düşünülmüş yatak başları. Gördüğünüz üzere son derece modern, estetik bir şekilde görünen bir avizemiz mevcut. Üçüncü odamız bu şekilde. Şimdi dördüncü yatak odasına geçeceğiz değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odasına geçtiğimizde videomuzu bağlayacağız. Dördüncü yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Gene led ışıklarımız mevcut. Ortadaki avize, yatak başları gördüğünüz şekilde gene vavyen şekilde düşünülmüş. Tabi alçı dekorasyonla yapılmış. Gördüğünüz üzere güzel çıtalar kullanılmış. Hakikaten son derece mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Fener Caddesi'ne cepheyiz. Tabi ön tarafta güzel bir Fransız balkon konulmuş. Hem havuza, hem kamelya alanına, hem bahçe peyzajını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Sinan kardeşimi buraya davet ediyorum. Bu odanın içerisinde de balkona çıkışımız mevcut. Deniz manzarası da son derece net bir şekilde gözüküyor. Tabii akşamüstüdür. Yani havada biraz kış ayı olmasından dolayı biraz puslu gözüktüğü için kadraj belki net bir şekilde alamıyor değerli arkadaşlar. Ebeveyn banyolu demiştim. Hemen banyonun içerisine de gidelim.
tamamen kumlama sistemiyle yapılmış, tempur camla yapılmış bir duşa kabinimiz var. Tabii iç kısımlarda karolaj kullanmış, siyah karolaj. Kısmen duşa kabinin iç kısmında ona yerini beyaz seramikler kullanılmış. Aynı zamanda dekoratif sıvayla geri kalan kısımlar son zamanlarda moda oldu değerli arkadaşlar. Yani komple seramikler kaplamamış. Burada dekoratif sıva kullanılmış. Hilton dolabı, klozet alanı son derece modern bir şekilde dizayn edilmiş. Değerli arkadaşlar, Miraç Emlak olarak biz çalışmamıza son hızdan devam etmeye çalışıyoruz. Didim'de ev almaya niyetli olan bütün insanları Miraç Emlak ofisine davet ediyoruz. Dolayısıyla bizim fiyatlarımız 2 milyon 500 bin TL'den başlıyor, 12 milyona kadar çıkıyor. Biliyorsunuz ki, takdir edersiniz ki zevkin sınırı yoktur değerli arkadaşlar. Yani 200 metrekare arsa üzerine kurulmuş olan villalar var. Fiyatlarımız 2 milyon 500 bin liradan başlıyor. Şu anda 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış bu villadan bahsediyoruz değerli dostlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten mükemmel bir işçilikle yapılmış. Kalite yani kendini gösteriyor. Elimizden geldikçe her tarafını tanıtmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tip yerlerin fiyatları biraz farklı oluyor. Tabii fiyatı merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu güzel evimizin fiyatı 9 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. Dolayısıyla alanlar vardır. Yani bütçesi yeter. Böyle güzel bir evi inşallah herkese nasip olur. Bu güzel evimizin fiyatı 9 milyon Türk lirasıdır. Elbette pazarlığımız vardır. Siz gene de Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.